Bugün 6 Aralık Pazar Amerika Gulfstream Park yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar ben fazla sözü uzatmayacağım çünkü program bayağı çok süre alıyor. Ben de o yüzden biraz acele acele programı sunmak istiyorum. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi ilk 7 koşuluk bir program var. Yani ilk 7 koşuya alınmış bir Gulfstream Park yarışı. Birinci koşu 7'li plase ve 3'lü Gayan ayağının başlangıç ayağı olan bu koşu 5 ve 7'nin ekür olduğu bir yarış. Sahiplerine bakıyoruz. Bunlar Türk mü diye. Çünkü 5 Abhar, 7 Kasım. Kasım bilmiyorum hangi terimde, Türkçe terim mi, farklı terim mi? Neyse arkadaşlar, bir maiden satış koşusuyla başlıyoruz. 2 yaşlı İngilizlerin 1000 metre çim yarışında. Ben hemen size oranları bu şekilde aktarayım. Daha faydalı olur diye. En azından böyle daha güzel olur. Bakalım yanlış koşu mu yaptık? 17.35 Under the Covers. Bir nolu safkan. Kontrolümüzü yapalım. Evet, Under the Covers. Yani doğru bir yerdeyiz. Arkadaşlar burada oranlar gördüğünüz gibi 1 nolu safkan 2,5 liralık bir orana sahip. 2 nolu safkan 4 lira. 4 nolu safkan 4 lira. 6 nolu safkan 5 lira. 7 nolu safkan 6 lira. 3 nolu safkan 10 lira. 10 nolu safkan 14 lira. 5 nolu safkan 16 lira. Gördüğünüz gibi 8, 33 lira. 9 nolu da 40 lira gibi orana sahip arkadaşlar. Hemen buradan yarış programımızı buradan geç. Bakalım en azından notlarımızı yapalım arkadaşlar. Yazan arkadaşlarımız oluyor çünkü. Onları da biraz bekleyin. Yedil Piyasa ve Üçlü Gaya'ya bayağı bir zor bir yarışta başlıyor. En azından bunu da belirteyim. Ben burada hemen programa geçiş yapayım. Gördüğünüz gibi maiden bir satış koşusu. Ben önceliği 1 nolu Under the Covers. Bir Vancouver temsilcisi. Çok iyi bir orijine sahip arkadaşlar. Ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Edgar Zayas ile. Zaten bu orijin bayağı iyi. Çünkü çok iyi safkanlarda bu orijini gördüğüm için. En azından ne kadar sağlam bir orijin olduğunda bildiğim için sizlere en azından bu safkanın bugün kazanması bence en normal sonuç olur. Bir nolu Under the Covers, yani 7'lik plase ve 3'lük ayağına banko olarak geçmek isteyenler için bence zaten yurt dışında bayağı bir favori ismi. Bu safkanın kazanması bence en normal sonuç olur. Ama bu safkanın yanında sürpriz arayışına girerseniz de o zaman 4 nolu Berhanu, bir The Factor gibi yine iyi bir çim orijine sahip. Tyler Gaffoli'nin oranın sağlam jockeylerinden. Daha sonra 6 nolu Lord of War, bir Sky Mesa temsilcisi Julian Laparus'la start alacak olan safkanda. İlk kez koşacak olmasına rağmen bugün çok şey beklenen bir safkan. Daha sonra 2 nolu Spend Benjamin, bir Compative Edge temsilcisi Paco Lopez'e start alacak olan safkanda. Son güzel üçüncülüğüyle bugün rakip verilen isimler arasında ve son olarak da 3 nolu World Ethic, bir Northeast Time, Emisal Jaramillo'la start alacak olan safkanda. İlk kez koşacak olmasına rağmen yine bugünün iyi koşması beklenen safkanları arasında. Ama dediğim gibi bende 1 nolu Under the Covers her şeyiyle kazanır çıkıyor. Eğer bu safkanı tek atarsanız artık bir risk almak zorundayız. Ama dediğim gibi at yazmak isterseniz de 4, 6, 2, 3 en azından bu şekilde sizlere değerlendirebilirim. Günün ikinci koşusu Altılı Ganyan'ın ilk ayağı olan bir satış koşusu. Zaten satışlarımız çok. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında 10 safkan arasında koşacak olan bir yarışa hemen buradan da sayfamızı değiştirelim. Biraz bekleyeceğiz ama en azından daha sağlıklı bir sonuç alırız diye. Burası bence de daha iyi olur. Arkadaşlar burada baktığınız zaman, en azından şunu Türkçe'yi de yapmayalım. Çünkü Türkçe olunca arkadaşlar farklı isim algılıyor. Burada baktığım zaman 8 nolu Kaptan Dude. 2,5 liralık bir orana sahip. 1 nolu safkan 3 lira. 7 nolu safkan 4 lira. Bakalım yanlış koşuyu yapmadık. Evet. Tamam. 7 nolu safkan 4 lira. 3 nolu safkan 7 lira, 4 nolu safkan 7 lira, 9 nolu safkan da 8 lira gibi orana sahip. Ama genelde baktığım zaman burada 7,5 liralık oranlar biraz daha ağır basıyor. Yani 7,5 lira, 8 lira gibi orana sahip. 9 nolu safkan. Daha sonra 6 nolu safkan 14 lira. 6 nolu safkan 14 liradan sonra 10 nolu safkan 16 lira gördüğünüz gibi. 2'nin 50 lira ve son olarak 5 nolu Cool Diksinmen'in de 100 lira, bazı yerlerde 50 lira, 60 lira, 100 lira gibi orana sahip. Yani burada en azından şöyle bir bekleyelim 1-2 dakika. 1-2 dakika değil de birkaç saniye. Not eden arkadaşlarımız için. Hemen altılı programına geçiş yapalım. Burada da benim tuttuğum ilk safkan arkadaşlar, ben 9 nolu Yes or Less. Bir Kantoros temsilcisi Louis Size'e start alacak olan bu safkan. Hem son güzel ikinciliğe sahip, en azından bir Kantoros'ların çok iyi bir kumcu olduklarını da bildiğim için en azından Louis Size gibi usta jockey ile ben iş şansı bu safkana vermek istedim. Daha sonra 8 nolu Kaptan Duke. Bir Mindy Shop temsilcisi yine iyi bir orijin. Emisal Jaramillo'yla start alacak olan safkanda. İlk 3'ün içerisinde yarış yapıyor.
Yani baktığım zaman son 6 yarışın 2 tane üçüncülüğü, 4 tane ikinciliği oldukça istikrarlı bir safkan. Sürekli birincilik mücadelesi olan bir safkan. Bence kuponlardan yerini almalı. Daha sonra Altınolu, Flaming Heart, bir Kozan temsilcisi, Bakalopaz'a start alacak olan safkanda yine son güzel üçüncülüğüyle. Bir nolu Company Store, bir Flash Bank temsilcisi, Tyler Gaffalo'ya start alacak olan safkanda şu anda gördüğünüz gibi yurt dışında, pardon Türkiye'de şu anda bir bayağı bir favori konumunda olan bir isim. Daha sonra 3 nolu Extrament Exclusive, bir Exclusive Quality temsilcisi Edgar Zayas'a start alacak olan safkanda son güzel üçüncülüğüyle. Bana göre yine buranın iddialı ismi. 5 nolu Cool Dixie Man, bir Cool Cool Man temsilcisi Marcos Menemes'le start, pardon. Yine bakıyorum nereden çıktı bu isim diyor. 3 doludan sonra arkadaşlar son olarak da 4 nolu Black Hope, Twilight Candy, Luca Panici'nin bilmiş olduğu safkan. Ben bunu kusura bakmayın öyle güzel çizim yapmışım ki ben de söylemedim atın niye söylüyorum diye. Afaladım burada. Arkadaşlar bu birinci ayakta 9, 8, 6, 1, 3, 4. Yani bu 6 safkan olarak ben size öneriyorum. Bu aya biraz yüklendik çünkü burada patlama ihtimali yüksek olan bir yer. Bayağı ikramiyenin düşük olduğu yerlerde sürpriz arayışları bence en mantıklı sonuç olur diye düşünüyorum. Günün 3. koşusu Altılı Ganyan'ın 2. ayına geldiğimizde Maiden dişiler ayak 3 ve yukarı İngiliz'in 1500 metrelik çim yarışı, hemen en azından bir satış olmayan bir koşu. Hemen buradan da yarışımıza geçelim. Evet, burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar şunu Türkçeyi kaldırtalım. Altınolu safkan 1.75 gibi orana sahip. 7 nolu safkan burada 2.75'lik orana sahip. 1 nolu safkan 3.5 lira. 2 nolu safkan 6 lira. 3 nolu safkan 6.5 lira. 4 nolu safkan 10 lira. 8 nolu safkan 14 lira. Ve son olarak da 5 nolu safkan da 20 lira gibi orana sahip. Burada gördüğümüz gibi. Yani 6 bayağı bir favori ama yakın rakipleri de var. Hemen yarış programına buradan geçelim yorumlarımıza. Arkadaşlar benim burada önceliği ben bir nolu Lindsey Scratch, bir War Front temsilcisi Louis Saez'de ben bu yarışın en şanslı ismi olarak öneririm. Türkiye'de şu anda gördüğünüz gibi ilk sırada olan bir isim. Ama bu safkana en ciddi rakip olarak da altın nolu Black Magic Woman, bir Uncle Mo temsilcisi. Uncle Mo da zaten benim bayağı çok çok sevdiğim bir isim. O da bir Macauno temsilcisi Uncle Mo da. En azından hoşuma giden bir gerçekten yarıştığını seyrettim. Gerçi bir Brothers Cup'ta da fotoda altılım yaptı ondan ama yani gelmedi yani ikinci oldu. Şansıma işte ne diyeyim ama eşkaliyle gerçekten çok şahane bir attı. Yani benim, zaten Türkiye'de bir tane Uncle Mo temsilcisi var ama gerçekten iş yapmadı. Zaten onu da büyük ihtimalle aygırlığa çevirdiler galiba. Ama kan attığından dolayı. Neyse arkadaşlar burada bir nolu safkan bende çok şanslı. En ciddi rakip de altın nolu Black Magic Woman geliyor. Yani 1.6 benim bu ayakta öncelikli olarak önerdiğim safkan. Bu iki safkana sığınıp bu ayağa geçebiliriz. Ben de çünkü bayağı ön planda bu iki safkan. Ama genişletirsek buraya biraz da arayışlara girersek de 3 nolu Summer Returns, bir Summer Frontiers için Paco Lopez'e start alacak olan safkan. İki yarış koşmuş en azından performans olarak oldukça iyi. Handikap puan olarak da iyi durumda. Daha sonra 5 nolu Lips Leak Sherry's, bir Dark Angel temsilcisi Julian Loparos'a start alacak olan safkan. Bir İrlanda menşinli yani İngiltere'den gelme bir safkan. Bence bugün bu çim pistte çok etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Bir de AGF'sine baktığım zaman bayağı bir sürpriz konumunda. Bence böyle bir fırsatı da değerlendirmekte fayda var. Ama dediğim gibi 1.6 bende çok ön planda. Son olarak da 7 nolu Tag Chargy Roe, bir Viltar Chargy'ın temsilcisi Robbie Alvarado'ya start alacak olan bir safkan da. En azından oldukça etkili bir formu var. Brian Lynch gibi iyi bir antrenöre sahip bir isim. Yani sürpriz arayıcılarını olanlar için bence ideal isimler. Ama 1.6 çok öncelik normal kuponlar için yeterli. Ama dediğim gibi eğer burayı biraz daha genişletme ve sürpriz arayışına girerseniz de 3-5-7'yi de değerlendirebilirsiniz. Günün 4. koşusuna geldiğimizde Maiden satış koşusu dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında. Hemen burayı da 4. koşuya çevirelim. Burada da baktığımız zaman arkadaşlar, hemen şurayı da Türkçe'sini yok edelim. 7 nolu safkan 1.50 gibi bazı oranlarda 1.40 gibi orana sahip. Yani 1.40-1.50 arasında ama genelde 1.40 arasında dolaşan bir safkan. 4 nolu safkan yine aynı 1.92 lira gibi orana sahip. Yani 1.5 lira 7 ganyanı 4 nolu safkan da 2 lira orana. En azından böyle şekilde söyleyeyim ki öbür türlü karışmasın. Daha sonra 6 nolu safkan 3 lira.
1 nolu safkan 10 lira, 5 nolu safkan 25 lira, 2 nolu safkan da 33 lira gibi bir orana sahip. Yani burada gördüğünüz gibi 7, 4, 6 biraz gruptan ayrılmış. Yani sürpriz arayışına girenler de biri gösteriyor. Yani yurt dışındaki verilere göre. Tabi biz burada en azından kendi verilerimize bakalım. Ben burada bir American Power Off gibi Kumpis'in gerçekten çok iyi bir orijinisi olan 4 nolu Tolstoy'un cam Emisel Jaramillo'nun ben kazanmasını bekliyorum. Son iki yarışında iki tane güzel ikinciliğiyle Türkiye'de bayağı yüksek seviyede şu anda AGF'si önde. Gerçi şu anda Amerika'da 7 nolu safkan favori. Bir komisyoner temsilcisi. Ama bende de bugün American Paro temsilcisi biraz daha ön planda. Ben de normal şartlar altında bu 4 nolu Tolstoy'un Jam'in kazanmasını bekliyorum Emisel Jaramillo'yla. Eğer bu safkanı tek atamıyorsanız bana göre tek ciddi rakibi olan 7 nolu Florida'yı yazabiliriz arkadaşlar. Bir komisyoner temsilcisi Miguel Angel Vasquez'e start alacak bu safkanda. En azından grubun en yüksek handikapına sahip. Bir de yurt dışında bayağı direkt safkanlardan birisi. Ama dediğim gibi bana göre bu 4 nolu kazanması gerekiyor her türlü. Ama dediğim gibi eğer bu safkanı yine at yazmak isterseniz de bence 4-7 bitmiş yarış gözüküyor. İnşallah bizleri de yanıltmaz. Çünkü burası yine bir satış koşusu olduğunu da unutmamakta fayda var. Günün 4. ayına geldiğimizde bir satış koşusu yine şartlı 3 ve yukarı İngiliz'in 1800 metrelik çim yarışında. Altılı Ganya'nın 4. aya hemen geçiş yapalım 5. koşuya burada. Burada da baktığımız zaman 9 nolu safkan. Pardon 8 nolu safkan 2.25. 9 nolu safkan 2.5 lira. 2 nolu safkan 3.5 lira. 3 nolu safkan 4.5 lira. 5 nolu safkan 16 lira. 7 nolu safkan 16 lira. 1 nolu safkan 20 lira. 6 nolu safkan 20 lira. Ve son olarak da 4 nolu safkanın da 33 lira gibi bir orana sahip olduğunu görüyoruz arkadaşlar. En azından birkaç saniye de olsa bekleyelim. Not atacak arkadaşlar için. Evet hemen yarış programımıza geçiş yapalım. Burada gördüğünüz gibi benim ilk olarak önereceğim safkan 8 nolu Strong Heated olacak. Bir Qualiat Roa temsilcisi Edgars Prado'la start olacak olan bu safkan bence ilk şanslı isim olarak kuponlarda yerini alması gereken isim arkadaşlar. Ben bu safkanı biraz daha ön planda tuttum. O yüzden kuponlara ilk şanslı isim olarak 8'i yazalım. Daha sonra 3 nolu Vintage Kitkin, Bikitans Joy temsilcisi tam bir çim orijin. Bakalım Lopez'e start alacak olan bu safkanda en azından grubun yüksek handikaplı bir ismi. Bana göre de geliri olan bir isim. Ve son olarak da 2 nolu Rallyability. Bir Tapit temsilcisi Edgar Zayas'a start alacak olan bu safkanda bence yazılması gereken son isim olur diye düşünüyorum. Bir Tapit temsilcisi Çin pistleri gerçekten daha da farklı, daha da iyi koşmasını beklediğim bir isim. Yani bana göre 8-3-2 biraz gruptan ayrılmış pozisyonda. Ben bu 3 safkanı üzerine oyun yapıp bu ayağı bu şekilde geçebiliriz. Yani normal şartlar altında da bu şekilde bitmesi gerekiyor. 8-3-2. Ama sürpriz olma ihtimali de var bir ayak. O zaman da sürpriz araçlarına girmek isteyen arkadaşlara da en azından birkaç safkan var. Bunlardan biri 9 nolu Alastor, Wicked Strong temsilcisi Tyler Gaffalone'ye start atacak olan bu safkan. Bence ilk yazılması gereken isim. Daha sonra 7 nolu New York City. Safkanı ben sürekli yazıyorum. En son yarışında da ikincilik elde etti. Bugün Louis Size'e start alacak olan bu Malibu Moon temsilcisinin de en azından sürpriz arayışına girmek isteyenler için bence çok çok ideal bir isim. Yurt dışında bayağı bir sürpriz konumunda. Türkiye'de şu anda %12 gibi oynanan bir isim. Ve son olarak 5 nolu Ninja Dost. Lucky temsilcisi Emisel Jaramillo'ya start alacak olan bu safkanda en azından bugün uygun bir grupta koşuyor. Bugün farklı bir yarış sergilemesini bekliyor. Ama 8-3-2 öncelik geniş oynarsak sürpriz arayışına girmek isteyenler de 9-7-5 olarak da tercih edebilirler arkadaşlar. Benim bu 5. koşu için önerdiğim safkanlar. 6. koşu günün 5. ayağına geçiş yaptığımızda yine bir zor ayak, kalabalık bir ayak. Ama arkadaşlar burada çıkan atlar da olacak. Bunu da belirteyim yani. En azından bazı yerlerde kalabalık verdiğime aldanmayın. Çünkü çıkanlar olur diye ben ona göre biraz bazı yerlerde yükleniyorum. Çıkınca da zaten fazla bir atta kalmıyor. Sizler de ona göre değerlendirmenizi yaparsınız. Gelelim bu 6. koşu günün 5. ayağında maiden satış koşusu 3 ve yukarı İngiliz'in 1600 metrelik çim kursunda gördüğünüz gibi 16 safkan var ama nerede baksanız burada en az 4 tane safkanda çıkacağı garantisi var. Onu da belirteyim. Gelelim buradaki oranlara.
3, 4, 5, 6. Evet. Hemen buradan da geçiş yapalım. Burada 12 nolu safkan 1.75 gibi orana sahip arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 1.75'lik orana sahip. Daha sonra 3 nolu safkan 2.75, 4 nolu safkan 8 lira, 8 nolu safkan 8 lira, 9 nolu Süleyman 8 lira, 7 nolu safkan 12 lira, 11 nolu safkan 12 lira, 15 nolu safkan 16 lira, 1 nolu safkan 18 lira, 2 nolu safkan 18 lira, 13 nolu safkan 20 lira, 14 20 lira, 5'in 25 lira, 6'nın 25 lira, 16 33 lira, 10 nolu safkan da 66 lira gibi orana sahip arkadaşlar. Siz en azından şöyle bir tutayım, notlarınızı alın arkadaşlar, çünkü bunlar gerçekten önemli bilgiler. En azından yurt dışında kimin ne olduğunu görebiliyorsunuz. Ona göre oyun kurmakta da bence daha rahat olur diye düşünüyorum. Evet. Ben hemen yarış programına geçiş yapayım arkadaşlar. Fazla söz vakit de almak istemiyorum. Benim buradaki önerilerim, ben bu 12 nolu Size the High, bir Carpe Diem'in güzel temsilcisi Edgar Zayas'la ben de bugün kazanması en muhtemel sonuç olur arkadaşlar. Eğer risk alayım derseniz arkadaşlar, bu zorlu koşu, bence bu 12 nolu safkanın kazanması en normal sonuç olur. Şu anda yurt dışının da Türkiye'nin de favori bir ismi. Yani çünkü orijine baktığımız zaman jockey de iyi, mesafe de iyi, bir top Pletcher arasından, yani her şeyle bugün bu safkanın kazanır çıkıyor bende. Yani ben bugün bu safkana risk alıp tek olarak geçebilirim. Çünkü ne bencesiniz, ya buraya çok at gömüleceğiz ya da bu safkana güveneceğiz. Ama kazanma ihtimali bana göre yüksek bir ihtimal. Onu da belirteyim, çünkü iyi bir kalite bir safkan. Bugün bence çok çok uygun bir grupta koşuyor. Yani kazanması bence en normal sonuç olur. Ama safkanın yanına at yazmak isterseniz o zaman kimleri yazabiliriz? Ben öncelikli olarak 9 nolu Süleyman. Artık Süleyman diyeceğiz, Süleyman diyemeyiz. Bir Jack Milton temsilcisi Luca Panici ile start alacak olan safkan. Son ikinciliği iyi bir safkan. Daha sonra 3 nolu Ditch Up The Moment. Bir Mora Dan Reilly temsilcisi, iyi bir orijin. Tyler Gaffoli'nin startla çıkılan bu safkanda en azından 351 gibi gün, bayağı bir yıla yakın bir süredir koşuyor ama iyi bir safkan, en azından bunu da belirteyim. Daha sonra 3 nolu safkandan sonra 11 nolu safkan Nothing But Lover. Bir Lea temsilcisi, Türkiye'de bir Lea temsilcisi var arkadaşlar. Çok iyi bir kanatı. Hatta bu aralar Lea'lar bayağı aşama kaydetmeye başlıyor Tyler'ı. Miguel Angel Vasquez'e start alacak olan bu safkanda bana göre bugünün çok önemli isimlerinden birisi. Daha sonra 4 nolu Beyond the Call, bir Colonel John temsilcisi Christian Torres'e start alacak olan bu safkanda. Gördüğünüz gibi 9 ay civarında bir koşma maçı da var ama safkanın genel görüntüsü bayağı iyi. Yurt dışında da verilen bir isim. Ve benim buradaki gördüğüm safkanlar bu kadar arkadaşlar. En azından 12 nolu safkanı ya tek atacağız. Dedim ki rakip arayanları da 9, 3, 11, 4 olarak da tercih edebilirsiniz. Günün son koşusuna geldiğimizde en azından bir az atlı bir son koşumuz var. 6 atlı, bir şartlı dişilere ait. 2 yaşlı İngilizlerin 200 metre kum yarışında en azından bir satış olmayan bir koşusu. Ve hemen yurt dışındaki oranlarda geçiş yapalım. Evet, burada gördüğünüz gibi 2 nolu Royal Habibi, artık Habibi diyeceğiz, 13.8 gibi orana sahip arkadaşlar. Yani 1.75, 1.60 o civarda değişen bir orana sahip. 1 nolu safkan 2.25. 5 nolu safkan genelde 4.5 lira tutulan, hatta bir yerde 3.5 lira oran vermişler, bir yerde 5 lira oran vermişler. Yani 4.5 lira bir oran diyelim buna. 5 nolu safkan 4.5 lira, 3 nolu safkan 6 lira, 4 nolu safkan 6.5 lira, son sıradaki 6 nolu safkan da 33 lira gibi orana sahip. Arkadaşlar ben bu ayak için sizlere önereceğim, en azından son aya ben bank olarak geçmek istiyorum. Louis Saez'in bilmiş olduğu, yurt dışında bayağı bir favori ismi olan 2 nolu Royal Habibi. Bu Tapitura temsilcisi çok iyi bir orijine sahip. Bence bu yarışı da kazanması en normal sonuç olur. Şu an Türkiye'de bayağı önemli bir favori konumunda. Ben de haklı olarak bu safkanı bayağı ön planda tutuyorum. En azından satış değil olmaması benim için de bir ayrı bir avantaj oldu. Ben de bu Tapitura temsilcisi 2 nolu Royal Habibi'yi Louis Saez'e yarış kazanmasını bekliyorum. Ve sizlere banko olarak öneriyorum bu 1200 metrelik şartlı yarışta. Arkadaşlar herkese bol kazançlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.